Eğer hazırsanız yeni bir videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımızı bugüne kadar elimden geldiğince büyütmeye, videolar atmaya, bilgilendirmeye ve paylaşmaya çalıştım. Bugüne kadar yaptığımız işler, örnek veriyorum, yapılmayacak. Otomatik şanzıman hiç bilgi paylaşımı yoktu. Bunları göstermeye çalıştım. Kapakları göstermeye çalıştım. İşte otomatik şanzıman beyinlerini göstermeye çalıştım. Çalıştım da çalıştım. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Bizi kötüleyen insanlar var. Arkadaşlar, yani hangi sanayide usta YouTube'dan videosunu detaylı çekip atıyor, ben anlamış değilim. Yok şu şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu böyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Gerçekten vicdan. 50 dakika 1 saat boyunca video çekiyoruz. Buna değinelim. Aracımız Opel, görmüş olduğunuz gibi daimi müşterilerimizden biri. Sorununu sizlere paylaşacağız tabii ki. Üzerinde Astra haçların, yalnız swap'larda da problem olabilir. Arabada bir tekleme var. Ama bize geldiği sorun arkadaşlar, şöyle detaylı göstermek gerekirse yağ, su birbirine karışmış. Bakınız, buradan görebiliyoruz ne hale gelmiş. İçini görebilir miyiz? Flaşı açayım ben. İçeride neler oluyor, neler şu anda? Simsiyah olmuş su bidonunun içerisi. Aracı ayrıca kafa da sallıyor baba. Bu arabaların genel sorunu buji bobin olabiliyor ama genelde suboplar arıza oluyor. Bunu müşterimize paylaşacağız. Bu arabanın çalışması anormal. Bize gel. Yalnız şunu söyleyelim, bu araçlarda yağ soğutucu yok. Yağ soğutucu yok. Tahin olmuş. Tahin pekmezi kıvamında. Yağ soğutucu olmadığı için ön kapakta sorun oluyor. Genellikle çürümeler oluyor. Kurtardığımız oluyor. Conta değişimiyle, ama bazıları çürükten dolayı değişmesi gerekebiliyor. Bakalım bu araçta nasıl bir problem olmuş. Sorunumuzu gösterdik. Kilometre bilgisini paylaşalım. Aracımızın kilometresi 161.088 kilometre. Bakalım ekranda ne veriyor. Soğutucu sıvı düşüklüğü demiş. Genellikle kronik bir sorun olan, zaten gördünüz bidon ne halde. İllaki sensör verecektir ama. Su dolu olsa bile, antifriz olsa bile bu araçlar arızayı veriyor. Eğer bize yakınsanız ben ücretsiz bir şekilde veya babam ücretsiz bir şekilde bunun arızasını gideriyoruz. Çok kolay bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Bakınız, aracın daha önce bizlere geldiğinin bir kanıtı. Daimi müşterilerimizden biri. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yine kartımız da burada. Motorlar genelde Z16 XEP. Astra H'lardaki motorun aynısıdır. Hiçbir farkı yoktur. Aracımızdan New Zafira dediğimiz Zafira modeli. Şimdi dışarıdan da bir aracımızı çekelim, devam edelim sonra işlemlere. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Bilgisayara bağladım. Buji bobin arızası vermiyor. Büyük ihtimalle kapağımızda sıkıntı var. Swap'larımızda veya kapakta bir çatlak olabilir arkadaşlar. Teklemeyi algılayabiliyor musunuz bilmiyorum. Durumunu zaten çekeceğiz. Bunun durumunu bize reklepiyeci, taşlamacı dediğimiz yer söylediği için kapağı gönderip ondan sonra testten sonra videosunu paylaşacağız zaten. O sırada da ön kapak sökülüyor. Bunlarda yağ soğutucu yok. Ön kapağa bakacağız. Ön kapakta ne sorun varmış göreceğiz. İçeriye aldık arkadaşlar. Şimdi babamdan dinleyelim. Serüveni neymiş? Ne için gelmiş? Neler yapılacak? Kısa bir özet şekilde babam anlatsın. O sırada mikrofon takacağım. Ses sorunu diye çok belirtiyorsunuz. Ona da bir çözüm bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü kablolu mikrofonla bir yere kadar sürekli çekim yapamıyoruz. O yüzden bir dinleyelim. Daha sonra da ona çözüm bulunca diğer videolarda zaten hissiyatı, kaliteyi anlayabilirsiniz. Aslında kameradan da biraz bahsetmek istiyorum. Kamerada da sıkıntı yok. Flu olayı oluyor. Şimdi güneş şu an geliyor. Burayı çok iyi çekiyor. Ancak tersten güneş ışınları geldiği için ters ışıkta kalıyor telefon. Bundan kaynaklı sıkıntı yaratabiliyor çekimlerde. Ona da
bir değinmek istedim. Şimdi geçelim. Bu arada Hyundai i20'nin motoru hazır. Onu da çekeceğiz. Tahin olmuş. Şöyle yere biraz döküldü. Boşalttık arkadaşlar. Bakın ne hale gelmiş buralar. Leş gibi. Gerçekten sıkıntı. Ona babam değinir. Ben değinmeyeyim ama su hortumlarında da ileride problem olabiliyor. Ona babam değinir. Şöyle tahin kıvamını çekelim. Evet baba, teknik bilgilerden başlayalım. Aracın serüvenini dinleyelim. Evet, öncelikle selamun aleyküm diyelim arkadaşlara, izleyicilerimize. Aracımız 2005 model Zafira 1.6 XF motor. Daha önce bizim müşterimiz olan bir kardeşimiz aracı gördüğümüz gibi yağ kaçırıyor. Suya yağ kaçırıyor. Şimdi motorun silindir kapağını sökeceğiz. Bir de tekleme var aracımızda. Teklemeler bunlarda biliyorsunuz %90'ı sibop yarenliğinden çıkıyor. O da neden çıkıyor? LPG olduğundan dolayı. Ön kapak contasına bakacağız. Silindir kapağını çıkarıp siboplarımız değişecek. Kelik sibop olacak. Karteli mecbur sökülecek bu ara aşamada. Yağ kanalları ve su kanalları tamamen temizlenmesi lazım. Su kanalımız bildiğin tahin olmuş yağdan dolayı. Silindir kapağını söküp, karteli söküp, motorumuzun ön kapak, yağ pompası dediğimiz kapağı söküp, conta değişimini, kartelin conta değişimi, çelik sibop değişimi, silindir kapak conta değişimi, tirger seti değişimi, kapağımız test olacak. Çatlak var mı? Ondan dolayı mı buraya yağ verdi? Yoksa ön kapak contamızdan mı verdi? Aracımız XR olsaydı 1.6 yağ soğutucu diyecektik direkt. Bunlarda yağ soğutucu olmadığı için ya kapakta problemimiz var ya yağ pompası contasında problemimiz var. Bunu da sökmeden göremiyoruz. Söküp çıkartıp kapak testi, çelik sibop değişimi, aracımız tekliyor. Teklemesi bitecek. Yağ pompa contası, kartel contası, bunlar yenilenip tekrar montaj aşamasına geçeceğiz. Bakalım bize ne verecek söktüğümüz hata nereden çıkacak? Aracımızın motoru 1.6 XF motor. XF motor Astra H'larda benzinli grubunda 2007 model altında çıkar. Astra G'lerde çıkar, Vectra C'lerde çıkar. Geliştirilmiş motoru dediğimiz anda XR motora döner. Astra H 2007 sonrası Chevrolet Cruze, Opel Insignia, Astra J bunlarda çıkar bu motorlar. Şöyle soruyorum baba, genelde bu arabalarda diyorlar ki Opel sıkıntılı bir araba. Vallahi Opel Volkswagen'den sıkıntısız bir araba. Yani bu swap olayıdır, şudur budur, aslında keyfe kadar yapılsa LPG takılmadan önce işte bir şey olmayacak. Hiçbir sorun olmayacak. Belli bir kilometre bunun ömrü var tabii ki. Bu ateşin içerisinde çalışıyor. Küçücük bir swap. Metal parçası ateşten zamanla erime yapıyor. Erime derken ağzı bozuluyor. Sibop yuvasına oturmayınca aradan kompresör kaçırıyor. Yani bu sadece örnek veriyorum, Volkswagen arızasız diyemeyiz. Opel arıza çıkarıyorsa arkadaşlar, Volkswagen'inde de var, Ford'unda da var. Tabii ki. Hepsinde var baba. Var. Fiat Doblo'sunda da var örnek veriyorum. Fiesta'sında da var. Aynen. Hiçbir araç sorunsuz değildir. Değildir. Zaten mesela Insignia A ve B kasalarda turbo hortumunu biliyorsun, kemik boru. Haftada 4-5 sefer değiştiriyoruz. Bunu fabrika bence bilerek yapmış. Ona değinelim baba. Onun aparatını da yapıyoruz biz. Evet. Kesin çözüm olarak. Ona da değin. Videoyu sonlandırayım burada. Kemik boruyu yapmış. Başını güzel bir presle geçirme yapmış. Boruyu kendinden yapsa pres yapışma yeri bırakmayacak. Pres yapışma yerinden basınca dayanamıyor. Isıya dayanamıyor. Titreşimden, motor titreşime şak diye bırakıyor. Kemik borumuzun önüne, ağız kısmına tornada bir aparat yaptırıyoruz metalden. Ve ucuna güzel geniş kelepçeli tarzda orijinal penseli kelepçeden sıktım, bir daha patlama olayı bitiyor arkadaşlar. Yani bu araçta değineceğimiz herhangi bir sorun var mı? Yarı otomatikten de bahset baba. Evet. Astra H genelinden. Sonra sonlandıralım. Onu tamamen yarı otomatik araçlarda, benzinlilerde aktüatör ve robotumuz var. Aktüatör ve robotlarda sorun oluyor. Ve baskı balata bitmeye yakın çıkıyor bu sorunlar. Onların onarımını yapıyoruz. Dizellerinkini yapıyoruz. Biraz önce Peugeot 207 geldi. Onun bayram sonuna verdik, yarı otomatiği var. Şu an Kaş, Antalya Kaş mı? Fiat Fiorino'ya yarı otomatik çekici de geliyor, onu yapacağız. Magnetli maralli şanzıman, Opel'lerle aynı şanzıman aşağı yukarı. Buna da değinelim, videoya geçelim.
Videomuza geçelim arkadaşlar. Kapak söküm aşamasında birlikte olacağız. Videomuza başladık baba. Cam önünü söktük, bize geniş bir alan çıkardı. Evet. Kapağımızı alıp bobinimizden, filtremizden, motor beylik, kelebek boğaz, elektrik tesisatı, egzoz mali voltu, termostat ve kalorifer soğutucuları girişlerini boşaltıp, girgerimizi boşaltıp, emme manifoldumuzun alt bağlantı ayağını boşaltıp silindir kapağımızı alacağız. Bu arada arkadaki araca ben bakayım baba. Onu komple yaptık, Karabük'ten gelmişti. Fanımız açmış mı? Evet, fanımız çalışıyor. Aracımız güzel, şükür düzeldi. Subap yuvaları çöküktü, çıkma kapakla değişti. Biraz önce su bidonunu da değiştirdik. Antifrizini doldurduk. Bidonumuz da böyle. Bu araçlarda hararet, yani su kaynıyor diye direkt kapağı söken ustalarımız var. Yanlış. Bir bidonu değiştirin. Deneyin arkadaşlar. Bidondan da genellikle bidonun bir özelliği var. Sanki suyu tepiyor gibi, hararet yapıyor gibi, conta yanık gibi bir sıkıntı oluyor. Bidonu değiştirin. %70, %60 çözülebiliyor. Direkt kapağı söktürmeyin. Bu aracımızı söküyoruz. Hava hortumunun içine çıkan balçayı gördük. Normalde bunun su hortumları, kalefer hortumları, radyatör hortumları yağ değdiği için zamanla bu hortumlar bulaşık süngeri gibi yumuşayacak ve yağ su kaçırması yapacak, patlamalar yapacak. Bu hortumların da bu tür olaylarda hortumun değişimini biz tercih ediyoruz. Görelim içini bak. Gördün mü yağı? Biraz önceki ettiğim kelime ettim ya, ona geldi. Yani bu su dayanıklı bir hortum olduğu için baba. Evet, yağ bozuyor. Görüyor, yağ bozuyor hortumu. Yağ bozuyor, evet. Bak bunun içini görüyoruz. Bak bunun içi bile yağ dolu. Su borusu. Küçük termostatın borusu değil mi baba? Su borusu, kelebek bu adam giden, evet. Evet. Maalesef böyle arızalar olabiliyor. Bu Opel'e özgü bir şey mi? Diğer araçlarda yağ soğutucu var mı? Var, yağ yakar. Okey. Bu yanda hiçbir şey yok. Civatalar ısınıp soğuduğu için baba. Egzoz çok zamandır sökülmemiş, yalama oluyor. Aynen, yalama oluyor. Şu somunlar arkadaşlar ısınıp soğuyor, ısınıp soğuyor. Maalesef oraya kaynıyor gibi bir şey egzoz sonuçta. Sürekli ateş var orada. Kaynamış daha doğrusu ve uzun zamandır sökülmüyor bu saplamalar, somunlar. O da kaybolur herhalde. Telefonu kırdırma.
Mecburen somunları kesmek durumunda kaldık. Somunları tek tek keseceğiz ve bunların yenisi yapılacak arkadaşlar. Sökülmüyor diye baba, ne oldu? İnatlaşıyordu benimle. Doktorun zincir değişimi abi. Bunları böyle söküyoruz ya baba. Sen de kaçırsın. Sen de takarken ayarlıyor baba. Sökerken çok mühim değil, merak etme. Takarken baba ayarlıyorum. Ne yok gerek. Şu arkada ayağı var mı? Tamam. Lifi ayarlayalım. Arabayı ön tarafa doğru çekiyoruz. O zaman önde ayarlayayım biraz daha. Bakın arkadaşlar, tahin kıvamında bir motor yağı, suyu zaten ikisi de karışmış. En sevmediğim iş aslında. Temizliği zor yani, işte bir problem yok da temizliği zor, uğraştırıyor arkadaşlar. Bakın kıvamı da gerçekten bir tahin gibi. Görebiliyor muyuz? Pekmezlik. Şöyle. Göründüğü gibi burayı şimdi temizleyeceğim. Temizledikten sonra devam edeceğiz. İlk olarak arabanın altını hiç göstermemiştik. Bakın arabanın altı da aynı şekilde ne hale geldi. Travesin üstü, şanzımanın kapağının üstü leş gibi, şaseler leş gibi. Tekerlere dahi akmış arkadaşlar. Kovayı iyidir, yaklaştır. Sürt kovanın ağzını onu. Üstündeki aksın. Ve kayış gergisini söküyorum.
Bu V kayışın gergisi. Koy oraya, evet. V kayışı. İksap olduğu için aynı, haşla aynı diyecektim. Motor aynı çünkü arkadaşlar. Çıkan V kayışımız, mantilatör kayışımız. İçerisine bakalım. Daha öncesinde değişmiştik. Değişmişiz onu daha önce. Kayışımız. Onu da değişmiştik. Evet, yeni zaten bu belli. Ama şimdi yine değişeceğim tabii ki. Set halinde alıyoruz, her şey içerisinde var. Biz genelde değişiyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir turbo yapıyoruz. Turbo işleminden sonra motor yağı, yağ filtresi, bunlar değişiyor. Subap yapıyoruz. Silindir kapak contası yine değişiyor da trigeri de değiştiriyoruz biz, ne olursa olsun. Alo. Yeşil gösterge akümüzün dolu olduğunu gösteriyor. İkilik, üstü kadar, malzeme bu kadar, üstü bu kadar diyoruz. Okey derken yapıyoruz. Enjektör alıyoruz. 300 liradan başlangıçta kadar girelim. O bizi şunlar yapacak. Test edelim orada. Makineye takıyoruz. Arabada çalışıyor. Çalışıyor. Test oluyor abi. Emin ol. Bayram dönüşü bundan daha yoğun olacak Yasir'im. Böyle gözüküyor baba. Gözüküyor da. Motor kulağımızı taktığımız bağlantı ayağı var. O da bloğu mu sıkılıyor baba? Tabii ki. Kapağı mı bloğu mu sıkılıyor? Şu söktüğüm blokta, diğeri kapakta. Geçen bu kırılmıştı. Bir tane çıkma takmıştık. Hangi arabaydı? Bekliyor, Konyalı. Evet, o da Astra'ydı. Tabi adım adım anlatıyoruz. Gösterdiğimiz yerlerde aklımıza geliyor, değiniyoruz. Bu eksantrik keçesi değişiyor. Evet. Buna değinelim. XR motorlardan farkı, XF, XR diye bahsetmiştik. XR'lerde arkadaşlar iki tane manyetik valve olur. Emmenin ve egzozun olmak üzere iki tane. Ayrıca burada da sensörler olur. Doğru mudur baba? Evet. Emmenin ve egzozun iki tane sensörü olur. Crank devir sensörleri olur. Burada iki tane manyetik valv, arkada da manyetik valv, altta da tazyik subabı olur blok kısmında. Bunda bir tane okuyucu olur bak burada. Bir tane okuyucusu var bunun. Buna değinelim. Peki baba, sana şöyle bir soru sorduğumuz zaman XR motoru mu önerirsin, XF motoru mu önerirsin? Yani bu biniciye bağlı, bana değil ki. Ben şahsıma XF'e binerim. Eski motora değil mi? Abi. Ya bence şu motor atmosferik değil de turbo olsa müthiş bir motor olurmuş. O zaman da çok yakardı ama performans odaklı olurdu. Mesela Volkswagen 1.4 TSI yapmış. 1.4 T'si var. 1.2'si var. Mesela 1.4 T'si var Astra J'lerde. O da performanslı. 1.6 XFT yani turbolu olsa bayağı performanslı olurdu. Bazı XF'lerde var ama. Ona değinelim. Tek kapı baba. GTC'lerde var. GTC'lerde hem var hem yok. Bazılarında var, bazılarında yok. Nadir yani. Turbolar. Ama o da zaten performanslı bir araba. Bu değil. Trigger kayışımızın gergisini şu anda söküyoruz. Arkadaşlar. Bunları alıyoruz ki trigger'in arka kapağını sökmek için. Takabilirim. Şurada yani plastik bunu. Kapak aynen öyle. Yani çıktı. Bu. Buyur.
Pekmezden bahsediyorduk. Ekmek arası pekmez yapalım. Evet. Bu motoru kilitletmeye yol açar mı baba? Tabii ki ya. Ya da dur bir kapak fotoğrafı alalım. Bu iyi şakırda. Kokmaya başladı baba, yanık yanık. Aynen. Ama kapağımız güzel, bakımlı bir kapak gibi duruyor. Tabi içinde ne var? Reklefiyeci söyleyecek. Bir sıkıntı var mı yok mu? Bir söz mü giriyor? Bir dakika, aynen. Getirdik baba, masaya koyduk. Evet. Zaten kızarıkları görebiliyor. Tabi buradan belli yanıklıklar. Görüyor musun? Hı hı. Bu yanık, bu yanık, bu yanık. Bunun ağzı erimiş bak. Burası yamulmuş biraz. Flaşı açtım. Şurası bak. Sibo erimesi bu işte. Gördün mü? Oradan kompresör tutamıyorlar. Evet. Kanalları da görüyorsun ama paslanmış. Çürümüş, paslanmış. Bakın. Ne halde? Bura yağ mı baba? Evet, su. Kapak çürümüş. Kapak. Bak şu eğildi ya, çekmiyor. Kesmiştik, evet. Bunları yenileyeceğiz. Şimdi mutfağa koy. Görüyor musun? Termostat nesi bu? Bu manifoldların tamiratını da yapıyoruz. Evet. Port arızası diye bir arıza var. Genellikle artı yatak vurma gibi bir şarıltı sesi. Aynen öyle. O ses için motor yaptıran, yatak değişen çok kişi var. Ama ses hala devam ediyor. Yatak değişir, ses devam. Komple motor yaptırıyor baba adam. Evet. 10-15 bin lira harcıyor. Komple motor yaptırıyor. Ama ses devam. Ses devam. Manifoldun tamiratı gerçekleşmesi lazım. Bunun da tamiratını biz yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi baba, bu kapak sence ne durumda? Ona bir değinelim. Kapak testine gitmeden ezbere iş hayal. Test olacak. Reklefiyeci, taşlamacı o yapacak. Ama stoplarda yanıkları var, mevcut. Araba tekliyoruz zaten. Araba zaten tekliyordu. İlk başta çektim, bazen çekemiyorum. O da yoğunluktan kaynaklı çekemiyorum. Portta bunlardan kaynaklı arkadaşlar. Evet. Ama sesle alakası yok. Biraz önce bahsettiğimiz manifold sesiyle bir alakası yok. Bu porto arızası ayrı bir arıza. Sadece manifoldaki kelebeklere yön veren bir arıza. Bu da Delpi'nin GM için ürettiği bir manifold. Buradan da detaylı görünebiliyor. Buradan benzin akıyor. Enjektördeki. Elimde. Tamam. Manifold. Kelebeklerimizde bunlar var.
kalanı. Üzerindeki miller şöyle göstereyim. Bunları biz sökmüyoruz. Normalde sökülüyor ama rektifiyeci hallediyor onları. Bujilerimizi de yenileyeceğiz bu arada. Ateşleme bujilerimiz mevcut. Bujiler ne işe yarıyor? Abi iki bujiler buradan baba. Sen anlat ne yapıyor? Bujiler çakmağın çıngısını veriyor. Pistonun üstünde. Birer birer çakmak çıngısı gibi. Çıngı atıyor. Gelen benzini yakıyor. Pistonun üstünde yakıyor. Tabii ki. Pistonda alttan yukarıya gelirken bu da çıngıyı o anda veriyor. Sıkışma esnasında patlama oluyor. Bu patlamayla çalıştırıyor. Ateşlemeyle. Ateşlemeyle. Dizel nasıl oluyor? Dizel peki? Sıkıştırma ve patlama. Evet. Buna değinelim. Her zaman buna değiniyoruz. Silindir kapak contamız mecburen değişiyor. Bu tertemiz bile olsa, gıcır gıcır bile olsa, ne olursa olsun bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Peki baba, bunun arızaları nedir? Bu hararet gördüğü an bu orta kısımdan kızarma yapar, kamburlaşır. O esnada silindir kapağımız iki saplamanın arasından kendini yukarıya çeker. Çektiğinde kapak contaya basmaz, kompresör kaçağı, yağ su kaçağı bunları yapar. Biraz önce Astraje'nin bidonunu değiştirdik. Evet. Onlarda klasik bir arıza. Su foku foku kaynıyor gibi ama bidondan yapıyor. Tabii. Normalde hararet diye düşünüyoruz. Silindir kapak contası. Bundan şüpheleniyoruz. Komple tabii. Gördüğünüz gibi motoru, silindir kapağını söküyoruz. Yarı motoru söküyoruz. Ama bundan çıkmıyor. Çıkmaz. Boşuna ezbere sökmüş oluyoruz. Bu araçlarda Astra J'ler için geçerli bu. 1.6 XR yani Astra H'larda da mevcut bu motor. Silindir kapağından değil arkadaşlar. Genellikle bidondan da yapma olasılığı yüksek. Bunu dikkatle bu araç sahipleri için söylüyorum. Dikkatinizi çekti umarım. Güzel bir bilgiydi bu da. Karter'den de tayinimiz aktığına göre her şeyimiz tamam. Hem yağ suya karışmış, yağ suya karışmış, su da yağa karışmış. Hepsi birbirine karışmış. Bunlarda önemli olarak vakum vardır. Onu bir temiz kabalsaydık, Ramazan'da tahinli yaptırırdık ya. Sezon o yakından çek. Elimi çek. Bu 4 litreden fazla çıkacak. Suyla yağ karıştığı için arkadaşlar. Motor yağ karterini söküyoruz. Zaten cıvatalarını aldık arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bundan iyiydi. Aslında motoru alsak bundan iyiydi. Biz bu kadar tahmin etmiyorduk baba. Aynen. Oydu buydu. Ön kapağı karteldi derken bir blok kalıyor üzerinde. Bir blok kalacak aynen öyle. Kafama damlamasa bile. Fiş var mı arkada? Var. Bir tane fişimiz var. Karterimizin sensörü var. Motor yağ karterimiz. Görüyorsunuz yine içler acısı bir halde. Bunlar hep yıkanacak, temizlenecek. Egzoz katalitik konvektör. Bak 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 burada ne var bak. Görüyor musun bak? Conta ne aşamada? Conta ölmüş. Ölü. Bayağı ölü. Dur hatta flaşlı çekeyim. Lan abi. Yağ kanalı ne yapmış? Bak burayı görüyor musun? Evet. Buradan su batmış yağ. Yağ kanalından
su kanalına yağ basmış. Tek burası, evet. Çürümüş ya bence ya. Çıktı mı? Çantaya alayım böyle. Çürümüş. Conta ölmüş arkadaşlar. Yani detayı göster. Ana da ölmüş, conta ölmüş. Görünmüyordur. Tamam baba, fazla değdirmeyelim. Bloğun yüzeyine bakalım. Şu çürükler bir sıkıntı yaratır mı bize? Bizim para yapıp bir orayı temizleyip bir taşıyalım, bakayım ne çıkacak karşımıza. Yağ gezdiği belli baba, su kanallarında. Görünüyor yani. Evet. Sekmanda sıkıntı yok ama. Sekman yok. Kovayı buraya mı alsaydık? Dur. Alttan akıyor delikten. Üstten akıyor. Görüyor musun tahin? Evet, bir tahin. Adana'ya gitme susamdan tahin almak için, gel buraya. Leş gibi oldu ya baba.